Merhaba değerli dostlarım. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler. Kanal A Türk ekranlarından mutlu hayvancılık programında hayvan sahiplerine mutluluklar diliyorum. Bizim amacımız hayvan sahiplerinin ve hayvanların mutlu olması. Bu arada bu bilgileri sizlerle paylaşmama yardımcı olduğu için Kanal A Türkiye'de çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, bugün büyük bir konuya, büyük bir soruna değineceğim. Çünkü bu gerçekten hemen hemen her çiftliğin sorunu. Gerek süt hayvancılığı yapan, gerek besi hayvancılığı yapan, buzağı yetiştiren her çiftliğin sorunu öksürük. Ama biz buna genel mahiyette solunum yolu enfeksiyonu diyoruz. Besicilikte genel olarak buna yol vurgunu adı veriliyor. Yol vurgunu. Ya da öteki adıyla pnömoni, fibrinli pnömoni, lober pnömoni, kruppos pnömoni gibi tıpta geçen isimleri var. Pnömoni aslında tam karşılığı zatürre. Bunun içerisinde diyelim en önemli konu öksürük. Neden öksürük? Çünkü öksürük bu konuda öne çıkan bir belirti. Öksürük. Şimdi mesela yol vurgunu sözü büyük bir olayı bize gösteriyor. Nakliye. Nakliye çok önemli. Nakliye o kadar önemli ki zaten hastalığı birçok durumda nakliye başlatıyor. Nakliye başlatıyor. Bazı hayvan sahipleri, besiciler özellikle bu hastalığa pazar hastalığı ismini takmışlar. Neden? Çünkü pazardan topladıkları hayvanlar kendi besihanelerine geldikten 3 ila 10 gün sonra öksürmeye başlıyorlar. Ortalama 7 gün sonra öksürmeye başlıyorlar. Neden? Bir stres altına giriyorlar. Demek ki nakliye aslında önemli bir stres. Peki neye pazar hastalığı diyorlar? Enteresanlık burada. Çünkü o hayvanı pazara birisi naklediyor. Yani bir kamyona bindiriyor, oraya getiriyor. Alan, eğer alıcısı varsa, alan da onu tekrar aldıktan sonra başka bir kamyona bindirip başka bir yere götürüyor. Sığırlar çok hassas hayvanlardır. İnek, dana, buzağı, besi için alınan neyse. Çok hassas hayvanlardır. O kadar hassastırlar ki nakliye özellikle derhal onları strese sokar. Zaten bir kamyonla oraya geldi, nakledildi. Orada değişik bir ortamda, değişik hayvanların içerisinde, bilmediği bir ortamda bir süre kaldı. Bir süre sonra satıldıysa öteki aldı, gene başka, gene değişik, başka bir ortama getirdi ve o ortamda ise yine yemi değişti, yeri değişti, hatta iklimi değişti, bakıcısı değişti. Şimdi bütün bu değişiklikler sığırlar için strestir. Nakliye zaten başlı başına bir stres. Çünkü o gün belki normal gıdasını alamadı. O gün her gün yediği yemeği yemedi. O gün onun için başka bir olaydı. Bambaşka bir olaydı. O gün rutininde olan, günlük yaşamında olan her şey değişti. Bu günlük yaşamın dışına çıkan ve sığırların normal hayatının dışına çıkan her şey sığırlar için strestir. Mesela işte üşütte hasta oldu diyorsunuz. Üşütte hasta oldu ne? O da bir stres. Havası değişti, iklimi değişti, yeri değişti, bulunduğu ortam değişti. Demek ki bu değişiklikler stres faktörüdür. Stres faktörleri bu hastalığın başlamasına yol açan durumdur. Bu hastalık böyle başlar. Buzağlarda ise öksürük çoğunlukla sütten kesme döneminin stresiyle başlar. Yani işte ikinci ayda, iki ay sonra sütten kesmeye başladık veya sütten kestik. O günler
normal rutin hayatına göre buzağının büyük bir değişikliktir. Süt içip duruyorken birdenbire süt vermekten vazgeçiyorsunuz. Ve o günler strestir. Stresi eğer bilirsek ve strese inanırsak bu hastalıkla mücadele çok zor değil. Ama strese inanmazsak ve stresin ne olduğunu bilmezsek bu hastalıkla mücadele edemeyiz. Stres nedir? Bir kere stres boş bir laf değildir, bir hormondur. Stres hormonu diye insan ya da hayvanlarda olan bir hormon bu. Kortizol diyoruz vücutta, böbrek üstü bezi. Kortizol denen bir hormon salgılıyor ve stres hormonu diyoruz buna. Bu stres hormonu vücudun savunma mekanizmasına sen buradan git diyor. Ben geldim diyor. Savunma mekanizması da oradan çekildiğinde vücuda her şey zarar vermeye başlıyor. Mesela virüsler. Daha önce orada bulunan ve hiç zararı olmadan ortamda bulunan bazı virüsler artık kortizol hormonunun salgılanmasıyla birlikte zarar vermeye başlıyor. İnsanlarda da böyledir. Virüsler önce yol açıyor. Önce onlar saldırıyor. Virüsler. Bunların içerisinde bir tanesi var mesela parainfluenza 3 virüsü. Bir tanesi var yine BVD, bir tanesi IBR. Biraz sonra onların ne olduğunu açıklayacağım. Bu virüsler hemen kötülük yapmaya başlıyorlar. Virüsler o kadar yol açıyor ki oradaki bakteriler devreye giriyor. Bunların başında pastorellalar veya bizim pastorella ve manhaimia dediğimiz grup bakteriler hemen devreye giriyor. Pastorellalar aslında boğaz bölgesinde yaşarlar ve orada yaşadıkları sürece de hayvana bir zarar vermezler. Ama ne zaman solunum yolunun alt taraflarına doğru giderler ve aşağıya inmeye başlarlar, yani bronşlara doğru geçerler, işte o zaman zarar vermeye başlarlar. Şimdi burada bir anatomik bilgi vereyim size. Bizim şöyle anatomiyi gözden geçirmemiz lazım. Vücudumuzun solunum yolu kısmında küçük, minicik tüycükler vardır. Tüycükler anatomik olarak. O tüycükler vücuttan yukarı doğru çalışırlar ve oradan aşağıya doğru pislik, toz, mikrop vesaire hiçbir şeyin girmesine izin vermezler. Hiçbir şey aşağıya inemez. O tüycükler basit bir şekilde onları adeta bir süpürge gibi yukarıya doğru atar ve süpürür. İçeriye girmesine de izin vermez. Vermez ama ne zaman kortizol hormonu salgılandı ve stres hayvanın üzerine geldi, İşte o zaman o tüycükler duruverir. Tüycükler durunca yukarıdan aşağıya inmeye çalışan her türlü pislik ve mikrop aşağıya doğru, yani alveollere doğru iner. Önce bronşlara iner, bronşitis. Sonra aşağıya doğru iner ve pnömoni oluşur. Ve içerisinde hava olması icap eden alveollerin, yani hava boşluklarının etrafını zedeleyerek orayı kanatır, bozar ve oraya kan pıhtısı gelip yerleşir. Düşünün, hava boşluğuna kan pıhtısı oturdu. Yani hava alacak yere kan pıhtısı doldu. Ne yapar? Yani buzağı, inek, dana neyse, nefes alamaz. Nefesi aldığı yerde, gönderecek olduğu yerde kan pıhtısı oturmuş. Zaten bunun girişte anlattığım konu neydi? Mesela pnömoni ve fibrinli pnömoni dedik. Pıhtının içerisinde fibrin var. Fibrin kan pıhtılaşınca oraya oturdu. Yani nefesi aldığı zaman hayvan gönderecek yeri yok. Çünkü alveoller, yani hava kesecikleri dolmuş. Şimdi buradan devam edelim. Özellikle demek ki nasıl olduğunu bileceğiz ki o bilgiye göre önlemler alalım.
Bir, stres başlattı işi. Bunu hiç unutmayalım. Stres başlattı. Değişiklik yapılan her konu strestir. Bunu herkes bilmeli ve strese inanmalı. Stresi hayalen düşünmeyin. Önemli bir şey. Stres, sonra virüsler, sonra bakteriler. Bakterilerle ilgili biraz şöyle bir bilgi vereyim. Mesela Pastorella hemolytica dediğimiz bir bakteri var. Mannheimia hemolytica diyoruz şu anda ona. Eskiden Pastorella hemolytica derdik. Şimdi Mannheimia hemolytica diyoruz. Bir de Pastorella multosida var. Klamidya var. Klamidya pistaki diyoruz. Histophilus somni var. Eskiden Haemophilus somnus derdik. Şimdi Histophilus somni adı. Mikoplazmalar var. Mikoplazma bovis başta olmak üzere. Turuperellalar var. Turuperellalar. Mesela turuperellalar irin yapar. Ben ona kendi kafama göre irinden sorumlu mikrop dedim. Nerede irin varsa orada turuperella vardır. Turuperella pyogenes, irinden sorumlu bakteri. Bunların hepsi biri ya da birkaçı devreye girer. Biri ya da birkaçı. Mesela Pastorella multosida ve Mannheimia hemolytica genellikle devrede olur. Ama onun yanında yandaşları da olur. Mesela Histophilus somni gibi, mikoplazma gibi, klamidya gibi. Bunlar bakteriler. Peki virüsler? Virüsler, demin biraz bahsettim, tekrar bahsedeyim. Parainfluenza 3 en önemli virüs bu. Çünkü çok yaygın ve her yerde. IBR, Infectious Bovine Rhinotracheitis virüsü, bu da bir virüs. BVD, bu da devreye girebilir. Ve BRSV diye, Bovine Respiratorik Sinsitiyel virüs dediğimiz gene bir virüs devreye girebilir. Bunun dışında da akla gelebilecek birçok virüs var. Yine fırsat bekleyip devreye giren adenovirüsler, rinovirüsler, herpes virüsler, enterovirüsler, reovirüsler. Yani bunlar da fırsat bekliyorlar. Neyin fırsatını bekliyorlar? Bu hayvanın strese girip vücut direncinin düşmesini bekliyorlar. Onlar da yol açtıktan sonra demin adını saydığım fırsatçı bakteriler, başta Pastorella olmak üzere, onlar da devreye giriyorlar ve başlıyor sorun. Şimdi kayıplara gelelim. Bir kere besini niye yapıyoruz değerli dostlarım? Besini niye yapıyoruz? Aslında para kazanmak için yapıyoruz. Hayvanı alacağız. Küçük, zayıf, onu büyüteceğiz. Bu arada kilo aldıracağız. Büyütürken kilo aldıracağız. Yani bir genç bir hayvanı alacağız, küçük ve zayıf. Onu büyütürken kilo da aldıracağız. Bir yandan büyüyecek, bir yandan kilo alacak ve sonunda onu etlendirip, kilo aldırıp kasaplık hale getireceğiz. Yani sonuçta para kazanmak istiyoruz. Ama ağırlık aldırmak için aldığımız hayvanlar hasta oluyor ve ağırlık kayıplarıyla başlıyoruz. Bakın ne kadar ters bir iş, bir besici için yapılabilecek en büyük zarar, olabilecek en büyük zararla başlıyoruz. Çünkü para kazanmak için başladık, kilo aldırmak için başladık ve kilo aldıramadığımız gibi para da kaybediyoruz. Neden? Çünkü kilo aldıramadığımız ayrı konu, bir de tedavi için pahalı pahalı bol miktarda antibiyotik kullanıyoruz. Yetmiyor. İşte yangın giderici, ateş düşürücü, vitamin vesaire, bir an evvel bunu yenelim diye bir sürü de para harcıyoruz. Burada tedavi ettiklerimizin %20 ya da 25'i de tekrar nüksediyor. Yani tedavi ettiğimizi sanıyoruz ve diyoruz ki tamam, oh tedavi ettik diyoruz ama bir süre sonra hayvan tekrar öksürmeye başlıyor değerli dostlarım. Ölüm de olabiliyor bu arada. %1 ila %10 arasında olayın şiddetine göre ve bizim gecikmemize göre %1 ila %10 arasında da bir ölüm oranı söyleniyor bu tip öksürüklerden. Peki öksürükten başka bir sorun oluyor mu? Öksürükten başka bir sorun oluyor mu? Evet.
Şimdi başta, ilk başta bir ateş yükselmesi oluyor. Fakat bu ateş yükselmesi çok uzun sürmüyor. Hayvanın direnci düştükçe ateş de normale düşüyor. Aslında bu ateşin normale düşmesi hayvanın iyileşmesiyle ilgili değil, aksine kötüleşmesiyle ilgili bir durum. Durgunluk tabii, hasta oldu ya, durgunluk, iştahsızlık. Yani yem yemiyor, zaten biz yem yedirmek için ve beslemek için almıştık. Yem yemiyor. Burun akıntısı, solunum güçlüğü ve sık yüzlek bir solunum. Sık ve yüzlek bir solunum. Karnını dövme, biz buna tıpta diyaframla solunum diyoruz, diyafram solunumu. Öksürük, öksürük ve zayıflama. Bakın, kilo aldırmaya çalıştığımız hayvan zayıflıyor. Yani aslında öksürük bir hastalık değil burada, bir belirti. Yine sık ve yüzlek solunum ve diyaframla nefes alma, buna karnını dövme diyorlar. Halk arasında sebebi şu, hayvan nefesini çektiği zaman havayı gönderecek yere, hava boşluklarına, pnömoni dolayısıyla fibrin doldu, yani kan pıhtısı doldu ve havayı oraya gönderemiyor. İkincisi, bölgede artık bir yara var ve nefes alırken canı yanıyor hayvanın. Yara oldu çünkü orası ve nefes alırken canı yanıyor. Onun için daha çok karın zarını, yani diyaframı karın zarıyla beraber vücudun üst kısmıyla karın kısmını, yani göğüs kısmıyla karın kısmını ayıran diyaframı kullanarak nefes almaya çalışıyor. O da ne yapıyor? Sık yüzlek solunum ve karnını dövmeye sebep oluyor. Şimdi diyelim böyle bir olay oldu ve stres oldu. Peki stresi sadece nakliye mi yapar? Nakliye de stres yapan etkenlerden biri. Fakat aslında strese sebep olan birçok da hastalık veyahut eksiklik olabilir. Örneğin besleme hataları, yani hayvanı proteiniyle, enerjisiyle, vitamin, mineral, iz mineraliyle eksik besliyorsak tabii ki vücut direnci de eksik olur. Vücut direnci eksik olunca hastalıklara karşı dayanıksız olur. Hastalıklara karşı dayanıksız hale getirip getirmemek tamamen bizim elimizde. Doğru besleyeceğiz. Öncelikle madde bir, doğru besleyeceğiz. İkincisi, her türlü ani değişiklik demiştim, söylemiştim. Mesela yem, yer, hava, bakıcı, her şey ani değişiklikte stres oluşturur. Sıkışık ve havalandırmasız barınaklar. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki hala kapalı ve sıkışık damlar, kapalı sıkışık ahırlar hala devam ediyor. Ne yazık ki. Halbuki bunları daha açık, daha serbest ortamlarda tutmamız lazım. Birçok hayvanı bir yere kaktırdık, sıkıştırdık. Etrafında da doğru düz bir havalandırma sistemi yok. Hatta kış olunca pencereleri bile kapadık. Ne oldu bu durumda? Kalabalık, sıkışık bir ahır sisteminde hayvanlar zaten strese girdi. Bir daha büyük sorun daha var. Hayvanlar bulundukları ortamı çok kirleten yaratıklardır. Özellikle sığırlar. Yani idrarlarıyla, dışkılarıyla ve nefes alıp vermeleriyle ve geğirtiyle. Geğirti. Geğirtiyle zaten çok önemli bir miktarda metan gazı bırakırlar ortama. Ve ortamda çok miktarda amonyak birikir. Ve biz bu amonyağı Türkiye'de ne yazık ki aman kaçmasın diye elimizde tutmaya çalışıyoruz adeta. Halbuki amonyağı oradan bir an evvel uzaklaştırmak lazım. Kapalı besi damlarında ne yazık ki amonyak çok lazımmış gibi içeride tutuluyor. Neden? Üşür de hasta olur diye. Halbuki üşüdüğünden hasta olmuyor işte. Bu problemlerden hasta oluyor. Onun için amonyak önce gözlerini yaşartıyor. Önce gözlerini yaşartıyor. Sonra o gözünü tahriş eden amonyak yavaş yavaş gırtlağına, yutağına, oradan da nefes borusuna doğru gidiyor. Ve nefes borusunu gittikçe zaten tüycükler durmuş,
aşağıya doğru iniyor, iniyor, iniyor ve bronşlara, alveollere kadar inip oraları yakıyor. Fırsatçı virüsler ve bakteriler de ardından geliyor. Yani özetin özeti, tekrar başa dönüyorum. Her şey stresle başlıyor. Her şey stresle başlıyor. Peki, stresle başladı. Sonra bunlar da devreye girdi. Demek ki sistem neyi bize anlatıyor değerli dostlarım? Stres, virüs ve bakteri. Ha, o zaman önlemlerde buna göre alacağız. Madem ki sistem bize bunu anlatıyor. Önce stres, sonra virüsler, sonra bakteriler. O zaman biz de önce stresi önlemeye çalışacağız. Önlem almak için. İkincisi, virüsler var. Virüslere karşı aşı yapacağız. Aşı yapacağız. Peki sonra bakteriler var. Başta pastorellalar olmak üzere. Onlarla ilgili de aşı yapacağız. Ama eğer stresi önleyemiyorsak, bu aşılar tesir süresi içerisinde olurlar ve virüsle bakteriler hala çalışmaya devam ederler. Neden? Çünkü aşı hemen tutmaz. Bunları yaptığınız andan itibaren çalışma başlar vücutta, ama bunların 20 gün sonra, 3 hafta sonra veya 21 gün sonra veya 1 ay sonra rappelleri var, tekrarları var. Yani hatırlatma dozları var. Bu arada da vücut henüz bağışıklık oluşturmadığı için o virüslerle o bakteriler hala kötülüklerini yapmaya devam edeceklerdir. Demek ki bizim sistemimiz önce stresi durdurmaya ve geriletmeye yönelik olmalıdır. Mesela ne yapabiliriz? Stresi durdurmak ya da geriletmek, bir an evvel hayvanı stresten arındırmak için ne yapabiliriz? İşte bunun yolu şu. Öncelikle işkembesini hayvanların düzeltecek, sindirimlerini kolaylaştıracak yem katkıları vereceğiz. İşkembeyi düzelten ve sindirimi kolaylaştıran yem katkıları vereceğiz. Bunların içerisinde bir takım vitaminler, mineraller, iz mineraller olacak. Onun dışında da arkadaşlar, bu hayvanların bazı mineral, vitamin ve iz mineral açısından en az 20 gün desteklenmelerini öneriyorum. En az 20 gün. Başlangıç geldikleri günden başlayarak 20 gün civarında desteklenmelerini öneriyorum. Ama o mide düzelticilerin bir hafta verilmesi yeterli. Bir hafta o mide düzenleyiciler, işkembe düzenleyiciler yapılsın bir hafta. Ama mineral, iz mineral destekleri en az 20 gün verilsin. Hatta 20 gün sonra dozu azaltılıp bütün besi boyunca da verilebilir. Bütün besi boyunca da verilebilir. Dozu azaltılır. Ama yine hayvanın yararınadır. Ve benim burada önerdiğim, bunların hiçbirinin parası cebinizden çıkmaz. Çünkü oradaki vitamin, mineral, iz mineral vesaire zaten hayvana kilo aldırıcı etki de yapacaktır. Yani aldırdığı kilo zaten kendi parasını çıkaracaktır. Bu arada da hasta olmasını da önlemiş oluyoruz. Burada nüksleri hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Tedavi ettiğiniz her hayvan iyi olmayacaktır ve bunun 10 hayvandan ikisi ya da üçü tekrar nüksedecektir değerli dostlarım. Tekrar nüksedecektir. Onun için lütfen nüksleri aklınızdan çıkarmayın. Bu arada stresle ilgili bahsederken bir şey daha anlatmıştım biliyorsunuz. Buzağlardaki enzootik pnömoni. Buzağların enzootik pnömoni dediğimiz hastalığı yine bu şekilde oluşur. Özellikle de sütten kesme döneminin koşullarında ortaya çıkar. Çünkü o büyük stres günleridir. Sütten kesme döneminde hasta olmasını önlemek için yine yemleriyle vitamin, mineral, iz mineral, amino asit destekleri yapın. Bir hafta hayvana bir güçlendirici bir şeyler verin. Göreceksiniz sütten kesme döneminin o
stresli günlerini daha çabuk atlatacaktır. Bazen görüyorum süt içmekte olan buzağlar böyle top gibi oluyorlar, bomba gibi oluyorlar ve o sütten kesme döneminden sonra böyle balon gibi sönüyorlar. Halbuki biz onları halledebilecek durumdayız. O dönemde sütten kesme döneminde yemlerine, çünkü o arada yem de yemeye artık tabii başladı ki sütten kesiyoruz. Yemlerine yavaş yavaş bir şey katalım. Vitamin, mineral, amino asit bir şeyler katalım. Hayvanı güçlü tutalım ve o dönemi çabucak atlatsın. Strese girmeden atlatsın. Veyahut strese girerse bile fazladan bir stres olmadan atlatsın. Şimdi değerli dostlarım, bir de şeye bakalım. Bu bir demin bir fotoğraf şey göstermiştim. Ciğer göstermiştim, hatırlıyorsunuz. Bir ciğer, kurup post pneumoni, lober pneumoni yazan o bir ciğer göstermiştim. Bakın bu ciğerde lop-loptur. Zaten diğer adı hastalığın neydi? Lober pneumoni. Loplarda başlıyor. Ve bu lopların önce uçları kararıyor. En uç noktaları kararıyor. Ve bu lopların arasında böyle bütün değil görüyorsunuz. Loplar bütün değil. Yani akciğer böyle, kuzu akciğeri gibi, insan akciğeri gibi bütün değil. Lop lop. İşte bu lopların aralarına, özellikle birleşme noktalarına mikroplar girip oralara sığınıyorlar. Ve yaptığınız antibiyotikler bir süre sonra oralarda onları yakalayıp öldüremiyor. Bu lopların arasındaki o duvarcıkların köşelerinde gizleniyorlar ve orada sinsi bir halde bekliyorlar. Ne zaman? Sizin antibiyotik uygulamalarınızı kestiğiniz zamanı bekliyorlar. Ne zaman antibiyotik uygulama, bu iyi oldu, kestik diyorsunuz, o zaman tekrar bunlar devreye giriyor. Antibiyotik uygulaması bitti, biz burada şimdi sinmiştik, hemen bu mağaradan, sindiğimiz mağaradan çıkarız, tekrar faaliyetimize devam edebiliriz diyorlar. Onun için nüks etme ihtimali yüksek bir hastalık. Antibiyotikleri de, yani diyelim yapmayın ama yapmaya başladığınız 7 günden evvel de kesmeyin. 7 gün bir kere yapın ki o mağaralara sığınan mikroplar da orada ölsün. Çünkü orada kendilerini koruyorlar. O ara yerde kendilerini koruyorlar. Böyle bir sistemde lopların uçları önce kararıyor. Hatta hayvanlar kesildikten sonra bakıyorlar lopların uçları kararmış. Sonra bir süre sonra bu lopların içerisindeki fibrin yavaş yavaş, yani kan pıhtısı yavaş yavaş çözülüyor ve oraya bol miktarda leukosit, yani akyuvar hücum etmiş oluyor. O akyuvarların rengini alıyor bu sefer. Böyle grimsi bir renk oluşuyor. Kıpkırmızı, bordo bir renk. Yavaş yavaş grimsi bir renk alıyor. Bir süre sonra da yağ o bölgelere hücum ediyor. Biz buna yağ dejenerasyonu diyoruz. Yağ dejenerasyonuyla beraber de sarımsı bir renk alıyor. Onun için kesilmiş ya da ölmüş hayvanların ciğerlerinden bir şöyle bakıldığında bordo rengi, böyle kıpkırmızı. Onun yanında gri, onun yanında pembemsi ve onun yanında da sarımsı alveoller gözüküyor. Bu nedir? Mozaik görünümü. Yani akciğerde bir mozaik görünümü oluşuyor. İşte bu tipik bir pnömoni, yani zatürre. Hatta o kadar belirgindir ki mesela sağlam bir akciğerden kestiniz ya da öldü. Sağlam bir akciğerden, o pembemsi kısmından bir miktar kesin, bir kova suya atın, yüzer. Çünkü hava olur içinde. Ama hasta bir akciğerden kesin, hop dibe batar. Neden? Hava yerine bir sürü başka bir şey girdi oraya. İşte pnömoni oldu ve oraya işte kan pıhtısı girdi, yağ girdi, leukosit ölüleri girdi. Yani çok ilginç bir şekilde hop dibe batar. Halbuki normal pembemsi bir akciğerden kestiğinizde yüzer, o suyun üstüne çıkar. Yani böyle de bir bilgi vermiş olayım size. Şimdi aşılama programlarına gelince, aşılama programlarını mutlaka yapın. Ben buna kendi
şeyime göre, aklıma göre bir şey verdim. Akıl ver, yani bir isim verdim. Kendime göre bir isim verdim. İsmin adı Besi Başlatma Programı. Değerli dostlarım, nasıl her şeyi yani böyle bir besmele ile başlanır? Bunun da besmelesi Besi Başlatma Programı'dır. Besi Başlatma Programı ile başlatılmayan hiçbir besi işi başarıya ulaşmaz. Ha, başarıya ulaşır, bir sürü zahmet ve para harcadıktan ve hayvanlar kilo kaybettikten sonra. Biz kilo aldırmaya çalışıyorduk, kilo kaybetti, onu bir kere telafi ettik, orada bir para kaybettik. Kaybettiğimiz kiloları da alacağız. Diğer bir yandan nüksler oldu, bir daha para kaybettik. Bu arada ilaç, iğne, aşı, şu bu falan bir sürü para kaybettik ve nüksler için tekrar tedavi yaptık. Yani bunların her biri bir sorun. Onun için besiciliğin başında bir kere hayvanın yol yorgunluğunu üzerinden atmasını, stresi üzerinden atmasını sağlamalıyız. Zaten insanlar buna yol vurgunu adını takmışlar. Yabancılarda da var bu. Shipping fever. Shipping fever diyorlar. Yani yol vurgunu. Onlar nakliye ateşi, yani tam tercümesi nakliye ateşi. Ve böyle bir olayla karşılaşmamak için stresi önlemenin her türlü yolunu uygulayalım. Ne dedik? Bir, mide rahatlatıcı, sindirim rahatlatıcı, işkembe rahatlatıcı en az 7 gün ve vitamin, mineral, iz mineral kombinasyonları en az 20 gün. Ve göreceksiniz bunlar kilo almaya da faydalı olduğu için size ayrıca kilo aldırıcı etkiyle de bu paraları geri ödeyeceklerdir. Evet, şimdi gelelim aşılara. Pastorella aşısı, aşımız var. İşte pastorella aşısı yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan 3 hafta sonra bir daha yapıyorsunuz. Ama stresi önlemeniz bu yanda şart. Bu arada öksürük başladığını farz edin. Bu arada da hani ben aşı yapacaktım, yapıyordum, aldım, getiriyorum falan filan, işte ısmarladım, veteriner geldi falan derken 3 ila 10 gün içinde dedik ya, diyelim ki oyalandık, halbuki oyalanmamamız lazım, oyalandık ve başladı öksürüğü. Aşı yapmaktan vazgeçmeyin. Hatta antibiyotik yapmaya başladınız, o kadar kötü duruma düştünüz ki antibiyotik yapmaya başladınız. Yapın antibiyotik ama aşı yapmaktan vazgeçmeyin. Durmayın, çünkü hastalık sizi yenebilir. Aşı yapın. Virüs aşısı ve bakteriyel aşılar. Bunları aynı gün yapabilirsiniz. Bu arada tabii başka bir şey yapacaksanız, diyelim vitamin iğnesi yapacaksınız. Çünkü çok modadır, A, D, E yapalım. Tamam kardeşim, onu da yapın. Ben onların yeme katılmasını da öneriyorum ama siz iğne olarak yapabilirsiniz. Tamam, onu da yapın. A, D, E vitamini. Onu da yapın ama bunun dışında da virüs aşılarıyla bu bakteriyel aşıları aynı gün yapabilirsiniz. Bakteriyel aşıların kombine olanları da var. Yani Clostridium aşılarıyla kombine olanları da var. Biliyorsunuz özellikle koyun keçi sahipleri çok iyi bilir. Piyasada enterotoksemi aşısı var. Buna çelerme aşısı diyorlar. Çelerme aşısı, enterotoksemi aşısı. Bu enterotoksemi aşılarını hayvanlara girişte mutlaka uygulayın. Hatta ben söylüyorum, 2 ayı geçkin bütün hayvanlarınıza, yani buzağa, inek efendim dana neyse, 2 ayı geçkin bütün hayvanlarınıza sistemik olarak uygulayın. Ha, uyguladınız, tamam. Rapelini yapın. Ondan sonra da kesime gidenler hariç kalanlara her yıl devam edin. Hatta duruma göre her 6 ayda bir devam edin. O zaman tek yeter. Baştan 2 kere girdiniz ya olaya. Ondan sonra her ay, her 6 ayda bir veya her yılda bir devam edip gidersiniz tek enjeksiyon. Ondan sonrakilere. Ama tabii besli hayvanları kesilecek ama mesela buzağı büyüyecek, inek işte gelişecek, düve gelişecek, sürünün malı olacak, içeride kalacak. Onlara artık yıllık rapel halinde devam edebilirsiniz. Bunları kesinlikle unutmayın, eksiksiz yapın. Çünkü bunlarda tedavi varmış gibi gözükse de yoktur. Üstelik ani ölümlere de sebep olabiliyor. Özellikle Clostridium
Pfeffringens hastalığı, yani çelerme denen enterotoksemi hastalığı ani ölümlere de sebep olabiliyor. Hiçbir sağlık sorunu olmayan bomba gibi bir hayvan hop aniden ölü bulunabiliyor, ne yazık ki. Ölü bulunabiliyor. Bu ölü bulunmalarının ana sebebi değerli dostlarım genellikle enterotoksemi olarak bilinir. Enterotoksemi olarak bilinir. O açıdan lütfen bunları yapın. Ha, bunun dışında tabii ki parazit mücadelesi öneriyoruz. Besi başlatma programının içerisinde parazit mücadelesi öneriyoruz. Parazit mücadeleleri iki yönlü olacak. İç ve dış. İç ve dış. Hele hele çayır meradan alınıp da besiye konulan hayvanlar için tabii ki bunlar çok daha fazla önemli. İç ve dış parazit mücadelesi. Bunları enjeksiyon olarak yapabiliriz, hap olarak yutturabiliriz ve hatta hem enjeksiyon hem hap, hem enjeksiyon hem şurup, sıvılar da var çünkü, hem enjeksiyon hem şurup olarak da verebiliriz. Dolayısıyla bu konuda da bir eksiğimiz olmasın değerli dostlarım. Bazı parazit ilaçlarının özellikle tekrar, yani 3 hafta sonra tekrar yapılmasında büyük fayda var. Çünkü parazitler dökülüyor, halloluyor iç parazitler. Ama dökemediğimiz minik larva veya yumurtalar kalabiliyor. Larva ve yumurtalar kalabiliyor. Ve tekrar yapmazsak larva ve yumurtalardan tekrar ergin hale geçebiliyor o parazitler. O açıdan da lütfen bir 3 hafta sonra falan bir parazit mücadelesi daha yapmakta fayda olabilir. Bunu da düşünün. Onun dışında da dış parazitleri hiç ihmal etmeyin. Sırta dökülen var, iğne var, hatta banyo var. Yani çok çeşitli sünger var, çeşitli çeşitli piyasada var. Hatta sırtın o çizgisi boyunca şöyle dökülenler de var dış parazit için. Başka, bölgenizde veya hayvanların geldiği bölgede bir sorun yaşanıyorsa onlarla ilgili aşıları da yapmak lazım. Örneğin şarmon, örneğin leptospiroz. Bir de devletin öngördüğü ve gelip yapmaya niyet ettiği hastalıklar vardır. Nedir? Mesela şap hastalığı ve lampisikin diziz dediğimiz LSD veyahut öteki adıyla çiçek hastalığı. Çiçek diyorlar, yani bir çeşit çiçek hastalığı. Yani Tarım Bakanlığı'nın da öngördüğü bir takım hastalık aşıları vardır. Şap ve çiçek. Şap ve çiçek. Bunları da yapmak veya yaptırmak neyse çok önemli. Çünkü bu da besi başlatma programının bir devamıdır. Bunun içerisinde ya pastorel aşısı üçlü karma olarak unutmayın yapın. Ya kombine Clostridium ve Escherichia coli aşılarını yine kesinlikle unutmayın yapın ve bunların mutlaka rapellerini yapın. Efendim veyahut pastorella ve Clostridium aşılarının coli dahil, pastorella, coli ve Clostridium aşılarının kombine edilmiş onlu karmasını yapabilirsiniz. Ama mutlaka yapın. Onun dışında da yem katkılarını benim kanaatimce uzun bir süre ve hatta besi boyunca koruma dozunda katın. Koruma dozunda katın. Bunun başka bir faydası daha var değerli arkadaşlarım. Bu faydayı da size söyleyeyim. Ayak mukavemetini, ayak dayanıklılığını bu yem katkıları çok arttırır. Şimdi tabii sizin derdiniz ne? Kilo aldırmak. Derdiniz kilo aldırmaksa bol miktarda daneli yem vermeye gayret edeceksiniz. Daneli yem. Yani mısır, arpa, buğday gibi. Bunlar daneli yem. Bunlar verecek kilo artışını. Bunlar yaratacak.
Bunun yanında protein için işte bir miktar genellikle daneli yem toplamının 1/3 kadar civarında protein kaynağı vereceksiniz. Bunlarda pamuk tohumu küspesi veya ayçiçeği küspesi, bazen de soya fasulyesi küspesi oluyor. Yani yağlı tohum küspeleri oluyor. Bunları vereceksiniz. Bu daneli yemlerin vücuda ani girişleri asidoza sebep oluyor. Asidoz vücudu çok yıpratan bir şeydir. Yani işkembe ekşimesi. Ve bu işkembe ekşimesinde çıkan zararlı maddeler, yani işte lipopolisakkarit diyoruz, bir çeşit toksin, zehir ve işte histamin, kana karışıp ayaklara kadar gidiyor. Ayakları şişiriyor. Ayaklar şişince, tırnağın içinde ayak şişince, ayakkabınızın ayağa vurması gibi bir olay ortaya çıkıyor. Ve burada mikrop kapıyor, şu ayağa vurduğu zaman yere basar çünkü. Orada mikrop kapıyor ve bizim ayak hastalığı dediğimiz topallık ortaya çıkıyor. Bu topallık ortaya çıkmasın diye bunlara yönelik yem katkı maddeleri vermek lazım. Örneğin çinko, iyot. Çinko, iyot ve diğerleri, diğer yem katkıları. Ama çinko, iyot. Bir tane de yine tırnak sağlığını çok önemseyen ve tırnak sağlığını koruyan bir biyotin var. Bir vitamin H, H vitamini derler. Vitamin H yani biyotin. Bu biyotini de verdiğiniz zaman tırnaklar da dayanıklı olur ve hayvanların vücudu ağırlaştıkça, değerli dostlarım, tırnaklar da daha çok o ağırlıkla eziliyor ve daha çok hasta olmaya hazır hale geliyorlar. Yani bir yandan asidoz, bir yandan tırnak sorunu. Ve tırnak sorunuyla beraber bakıyorsunuz hayvanlar ağırlaştıkça, kiloları arttıkça daha fazla tırnak sorunuyla karşı karşıya geliyorsunuz. Ne oluyor bu sefer de? Hayvan kesim gününden evvel tırnak sorunundan kestirmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki kesim gününü bekleseydik belki birkaç gün kilo daha fazla aldıracaktık. Fakat tırnağı hasta diye bu sefer yemiyor, tırnağı hasta, yemliğe gidemiyor falan derken kestirmek zorunda kalıyorsunuz lüzumundan önce, erkenden. Böyle sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen benim dediklerime kulak verin değerli dostlarım. Çünkü bizim yaptığımız bu iş para kazanalım diye yapılıyor. Fakat hemen de para kaybetmeye başlamayalım. Para kazanalım diye yapacakken para kaybetmeye başlamayalım ve kilo aldıracağım derken kilo kaybederek işe başlamayalım. Bu dediklerim doğru yapılırsa göreceksiniz, besiye kar ile başlayıp kar ile bitireceksiniz. Bir başka sorunumuz daha var. Besi de bir çeşit kayba girmeyelim. Kayıp şu: eğer 100 hayvanla başladıysak 100 hayvanla bitirmeye çalışalım. Besiyi 100 hayvanla başladıysak 100 hayvanla bitirmek gayretinde olalım. Neden? Zaten bir hayvan kaybettiysek kârımızdan kaybettik. İki hayvan kaybettiysek kârımızdan kaybettik. Daha fazla hayvan kaybettiksek zaten zarar ettik. Yani dolayısıyla besiciliğin bir yolu da budur. 100 hayvanla başladıysanız 100 hayvanla bitirmeye çalışacaksınız. Ara yerde yok zatürreden, yok ayak hastalığından, yok karın şişkinliğinden hayvan kaybetmeyeceksiniz. Bir de yine size önerim ve özellikle önerim, bu yemlerin içerisine mutlaka sodyum bikarbonat, yani yemek sodası katın. Sodyum bikarbonat, yemek sodası katın. Hayvan başına 80 gram, 100 gram katabilirsiniz. Her gün muntazam yemek sodasını da verin. Bunların hepsi sizin faydanıza olacaktır. Ayrıca yemek sodasının yazın sıcak aylarda başka olumlu faydalı yönleri de var. Dolayısıyla dediklerimi takır takır doğru yaparsanız doğru yönde gidersiniz. Eksik işten eksik sonuç doğar. Bunu da unutmayın. Değerli arkadaşlarım, hepinize yine bereketli ürünler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum değerli dostlarım.